Bu seneki fizik ödülünü iki tane bizim bilgisayarcı diye bildiğimiz hocaya verdiler. Yani bu bu adamlar çok çok büyük bilim insanları, çok süper bir şey yapmışlar. Hele de bu e, yapay zeka, yapay öğrenme, işte ChatGPT Sen de dedin yani bunun bütün hayatımızı değiştirecek devrimci bir şeyi ortaya çıkarmışlar. Yani Bilgisayar biliminin Nobel'i diyeceğimiz bir Turing ödülü var mesela. Onu almış evet. birisi bilgisayarcılıkla ilgili aklına gelebilecek bütün ödülleri almış birisi. Burada tek enteresanlık fizik komitesinin attığı gol. Yani bu zaten baştan beri fizikti. E, <laughs> bu harika şey de fiziğin bir parçasıdır gibi bir, bir bir şey demiş oluyorlar. Bir Hani işin tuhaf tarafı, herkesi şaşırtan tarafı o. Yani biz de bilgisayar mühendisi bölümündeki arkadaşlarla Allah Allah <laughs> Nobel Fizik Ödülü vermişler diye şaşırdık. Yoksa adama ödül verilmesinde hiç şaşırtıcı bir şey yok. Biraz daha zorlasak kimya Nobel'i de aynı insanlara verilebilir. Hatta e, kimya Nobel'i de, de yapay zekacılar aldı ya. <laughs> Şimdi bugün Cem Say'da fizik ödülünü konuşacağız, Nobel ödülünü. Aslında beklenen fizik ödülü deyince fiziğin çok derin konularına, belki uzaya, belki atom altı parçacıklara veyahut da bu alanda çok temel bazı keşifleri ver verilmesi gerekiyordu. Fakat karşımıza bilgisayar e, bilimsi çıktı. Bu önemli bir şey. Çünkü e, bilgisayar da bir bilim ama e, bilgisayarla fizik arasında bir ara kesitte yaşıyoruz. Cem önce bize e, bu fizik ödülünü bir anlatır mı tartışmalara girmeden önce. Evet bu seneki fizik ödülünü iki tane e, bizim bilgisayarcı diye bildiğimiz e, hocaya verdiler. Bunlardan bir tanesi John Hopfield. Öbürü de gerçekten e, bu popüler bilim falan konusunuyla da ilgilenen herkesin çok çok yakından tanıdığı Jeffrey Hinton. Bunların yaptıkları şeyler bilgisayara beyin kazandırma diye özetleyebileceğimiz e, sinir ağlarını, insan beynindeki sinir şebekesinin bir, Benzerini bilgisayar ortamında nasıl gerçekleştirebiliriz? E, Hopfield'in özelinde bunu e, bellek olarak nasıl e, hayata geçirebiliriz? Yani bir şeyleri e, hafızaya almak ve sonra onu insanların hatırladığı gibi, yani kısmen işte ya dilimin ucunda bunun ilk harfi buydu ama devamını getiremiyorum filan derken kafamızda e, geçen sürece benzer bir şekilde hatırlamayı gerçekleştirebilecek bir Sistem onun matematiksel altyapısını yapmış Hinton Hinton'da zaten işte dedik ya herkes Hinton'u biliyor. Bütün bu şu anda yaşamakta olduğumuz e, sinir ağları yapay öğrenme devriminin e, babalarından e, sinir ağları denen şeye yıllarını vermiş. E, çok enteresan şekilde çeşitli akademik böyle çelmelere filan. E, dayanmış, e, bu bundan bir şey çıkmaz diye herkesin e, başka taraflara kaçtığı dönemlerde inat etmiş yıllarca ve ondan sonra da onun e, yani haklı olduğunu göstermiş büyük bir zafer kazanmış bir e, bilgisayarlara bir şeyleri tanıma. Evet. E, şimdi bir bir soruyla bir araya gireyim. E, bir soruyla araya gireyim. Nobel komitesi sözcüsü daha doğrusu yaptığı açıklamada şöyle diyor: Günümüzün güçlü makine öğreniminin Temellerini atmaya yardımcı olan yöntemleri oluşturmak için fizikten araçlar kullandılar diyor Nobel Komitesi. Ve bu yapay sinir ağları bunun üzerine hızlı bir şekilde gelişti. Demek ki bir temel atmışlar esas olarak. Yani bugün bu e, yapay sinir ağları, e, yapay zeka falan bütün e, bu gelişmeler, chat, GBT dediğimiz veyahut da çeşitli, e, bilgisayar dilleri, dil modellerinin hızlı bir şekilde gelişmesi bu temel üzerinde yükseliyor diyor Nobel Komitesi. Bunu bir ara açar bir de lafın içine fizik kullandıları ekliyor. Yani o onun içinden evet. o fizik kullandıları çıkarsan bu gerçekten bu insanlara işte bilgisayar dalında verilecek bir ödülün de aynen gerekçesi olabilir. <laughs> Ama tabii bunlar fizik ödülü verebilmek için ha ayrıca bu adamlar işte fizik biliminden bildikleri bir takım şeyleri, işte modelleri formülleri falan da bu işte kullandılar diyerek hani öbür fizikçilerin yahu bunlar bilgisayarcı biz dururken niye bunlara ödül verdiniz demesine <laughs> sanki bir ya da işte halkın bunu sormasına sanki bir ön alıyor gibi bir şey olmuşlar. Evet ee, yani bir koruma sistemi kendilerine yapılacak eleştirileri veyahut da fizikçilerden gelecek saldırılara karşı bir koruma duvarı oluşturmuşlar. Fizik araçlarını Kullanarak tabiriyle. Evet yani şey dediğim gibi bir kere bu bu adamlar çok çok büyük bilim insanları. Çok süper bir şey yapmışlar. Hele de bu e, yapay zeka, e, yapay öğrenme. İşte ChatGPT sen de dedin. Yani bunun bütün hayatımızı değiştirecek, değiştirmiş ve de daha da büyük etkisi olacak. Bilim yapılması da dahil olmak üzere. Bütün her bir şeyi değiştirecek devrimci bir şeyi ortaya çıkarmışlar. Yani Hinton özellikle bunun temelinde olan adam. Ee, Burada tek tuhaf olan e, bu Fizik Nobel'i <laughs> anlatabiliyor muyum? Ee, yani biraz daha zorlasak kimya Nobel'i de aynı insanlara verilebilir. Hatta e, kimya Nobel'i de, de yapay zekacılar aldı ya. <laughs> Bir kısmını <laughs> bu, aldılar, evet. Bu, bu sene çok aldım. verimli oldu. Yani ben şimdi düşünüyorum kimya Nobeli komitesi de düşünüp e, Hintona verebilirdim mesela çünkü o onu yapan sistemin altında da bu Hinton'un geliştirdiği yapay sinir ağlarının öğrenmesi falan filan yatıyor. E, yani hiçbir şey yok bu insanların ödüllendirilmesin falan diyen hiç kimse yok ama hani fiziğe bağlamaları enteresan olmuş. Peki fizik yöntemlerinden kastı ne? Hadi biraz oraya girelim. Sen fizikçi değilsin ama biliyorsun fiziği. Ee, o o ayıp ettin. Bu anlamda. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> şöyle, Merak etmişsindir şöyle. en azından merak etmişsindir. <laughs> şöyle aslında şöyle enteresan bir şey var. Biraz daha geniş açıdan alalım. Yani gerçekten bu ödülün bu işlerin bu tarafa gelmesinin enteresan bir faydalı bir sonucu var artık bir bilim dalları arasında öyle keskin sınırlar yok zaten belki baştan da olmaması gerekirdi Hani eskiden herkes bir. Akıllı adam ya da işte bilim insanı dediğimiz bu 18. yüzyıldaki falan adamlar hepsini öğreniyorlarmış, hepsini biliyorlarmış. Sonra işte konutlar çok geliştiği için bu uzmanlaşma bir akademide bölümler falan onlar daha sonra formüle edilmiş bir şey. Fizikle de bilgisayar bilimi arasında çok e, harika sonuçlara yol açan böyle işbirliği. Buradan aldığım fikri ben bunda kullanayım tipinden şeyler oluyor. Hatta enteresan şekilde. O gün yani bu e, fizik ödülünün açıklandığı e, saatlerde ben dersteydim e, Boğaz içinde e, benim kuantum algoritmaları diye bir dersim var orada işte kuantum hesaplamayla ilgili bir algoritmadan bahsediyordum ve de öğrencilere dedim ki yani bu bunu bulan bu iki adamın ben Nobel Fizik Ödülü almasını bekliyorum. İşte senelerden beri ben bunu söyleyip duruyorum. Ama bakalım bu senede haklarını yiyecekler mi falan dedim. Adamlar direkt kuantum hesaplama yapanları yine es geçtiler. İnşallah onlar evet. seneye kaldı. <laughs> direkt yani yapay zekacılara verdiler. Fizikle ne alakası var diye sordum. Hopfield demin de dediğimiz gibi bellek bir bir bellek modeli bilgisayarda ayarda e, kuruyor. Bunun da e, gerçekten tam bir fizik konusu olan işte çeşitli parçacıklar, bir sürü parçacık yan yana duruyor birbirleriyle işte birbirlerini etkileyerek belli bir stabil hale geliyorlar sonunda. O onu o onu e, itip çekerek belli bir stabil hale geliyorlar. Onunla ilgili bilinen Zaten adamın geçmişinde fizik eğitimi de var. Onunla ilgili bir teoriyi buna uyguluyor yani gerçekten. Hani bu model de buradaki matematiğe göre çalışsa iyi olur diyor. Ama sonuçta düşünmekte olduğu şeyler gerçekten insan beyni de bir takım küçük işlemcilerin birbirine bağlandığı bir tür ağdan oluşuyor. Acaba burada hafıza denen şey nasıl gerçekleştirilebilir. Bunun aynısını bilgisayarda yapsak nasıl gerçekleşir filan tipi şeyler. Yani düşündüğü olay bellek olayı ama esinlendiği şey fizik teoremi. Hinton'ı fiziğe bağlamak için de Boltzmann makinesi diye vaktiyle icat ettiği bir model var. O da işte biliyorsun Boltzmann efsane bir fizikçi. O da işte bu bu öğrenen sistemler, e, sinir ağları bir, bir şeyleri öğrenirken eee Öğrenme süreci içinde sürekli kendi içlerindeki tellerin birbirlerine e, olan e, iletişim güçlerini e, temsil eden bir takım sayıları değiştiriyorlar. E böyle elinde bir sürü sayı varsa onu bir tür vektör olarak çok boyutlu bir uzaydaki bir şey olarak düşünebiliyorsun. Bak yine fiziğe geldik. E, ve de bunun e, işte bir şeyi öğrenmesi o o uzayda bir e, böyle uygun bir e, Alana doğru bir çeşitli kurallara göre hareket etmesi falan olarak düşünülebiliyor. İşte termodinamiğin babalarından Boltzmann'ın bu anlamda oldukça soyut bir şekilde yaptığı bir takım şeylerden etkilenerek Boltzmann makinası diye bir model üretmiş gerçekten. İşte ders kitaplarından bildiğimiz bu Hinton, halen de bazı işlerde bunun gelişmiş halleri uygulanıyor. Ama şu ChatGPT'nin falanından bahsetmiyoruz. Yani hayatını buna vermiş ve bir sürü modelle uğraşmış. Şunu da denemiş, bunu da denemiş. Boltzmann makinesi onlardan biri. En fizik şeyi olduğu için ismi en çok fizik alemini hatırlattığı için o onu vurgulamayı e, tercih etmiş komite. Şimdi sen Hopfield'den bahsettin. Ben Aziz Sancar'a bu e, aslında tıp ödülünü sordum. Ne diyorsun Aziz Sancar? Fazlasıyla hak ettiler dedi ve fiziğe geldi. Tamam mı? Fizikle ilgili evet. çok enteresan bir şey söyledi. Ee, Aziz e, Sancar. E, birincisi bu şunu söylüyorlar ya bu sadece bir meraktan kaynaklanan. Biz böyle Nobel falan düşünmüyorduk aslında alacağımızı. Biz bu merakla bu e, solucanı ne halt var yiyor, nasıl bir solucan bizde insanlarla ilişkisi nedir, içinde neler var bunları araştırırken beyin beyinlerini araştır, araştırırken e, çok keyifli e, bir serüven yaşadık dedi ve bu mikro RNA çıktı. Şimdi konumuz tabii ki tıp ödülü değil ama birisi merak, bilgisayar e, insanları merakı şimdi Aziz Sancar bunu hatırlattıktan sonra dedi ki ee, e, aslında dedi ben dedi fizik Nobel'i hakkında da bir iki şey söylemek istiyorum. Bu John Hopfield, biyolojik reaksiyonlarda iki molekülün adamın biyolojiyle de ilgisi var. İki molekülün e, yüksek enerjisini harcayarak oran, ondan elde edilen enerjiyi informasyona dönüştürdüğünü ve yüksek derecede spesifite sağladığını görüyor. Yani bu özgürlük veya spesifite e, den kastı biyo istatistiklerde kullanılan bir terim. Yani bir testin sağlam sağlamlar içinde gerçek sağlamları ayırıp e, yet, e, ayırma yeteneğini gösteriyor. Aziz diyor ki burada diyor çok önemli bir şey vardı. Kinetik proof reading diyor. Kinetik proof reading dedi tamamen bu John Hopfield'in bir şeyi ...keşfiydi dedi. E, bu kinetik düzeltme olarak... ...kinetik aplikasyon... ...veya kinetik düzeltme olarak da... ...nitelendirilebilir. Bu çok yüksek bir... E, ...doğrulama mekanizması... E, ...geliştirmiş... Hopfield Ve Aziz Sancar bunu... ...kendi araştırmalarında... ...yani şöyle... E, bir ...hep kullandı dedi. Yani işin sadece... E, ...değil biyolojik Aziz Sancar'a e kadar uzanan bir tarafı da var. Kendi çalışmalarında bu Hoffwild'in yüksek doğrulama yöntemini çok önemsemiş ve bunu da hep kullanmış. Bu çok gözden kaçan bir olaydı. Ben hep bunu vurguladım dedi. Bu çok e, güzel bir örnek oldu. Çünkü e, buradan şu çıkıyor ki Aziz Sancar'ın aldığı Nobeli de biraz işte düşünerek Hopfield'e verebilirlerdi. Anlatabiliyor muyum? Bu konular <laughs> birbirlerine hep bağlı. Bu insanlar da hakikaten yıllarını bu me mevzuda şunu da düşüneyim, bunu da düşüneyim diye birçok şeyi düşünmüş. Birçok şey ortaya çıkarmış insanlar. Evet. O yüzden hani spesifik bir alan söyle bana. Şöyle birazcık inceleyeyim e, kesin e, Hinton'un e, katkı yaptığına dair bir şey bulurum muhakkak yani <laughs> ya o yapmıştır ya da onun yaptığı bir makina artık o onun yaptığı bir yazılım işte sinir ağı sistemi artık o alanda kullanılıyordur. Onun ödülünü de Hinton'a verebilirim ben rahatlıkla mesela. Evet. Yani burada sen de işaret ettiğin gibi e, bu tartışmanın başında. E, bilimler o kadar iç içe girdi ki artık herhalde e, özellikle de bilgisayar bilimi'nin kullanmadığı hiçbir şey yok. Ya Sinir aldırı deyince zaten sinir sistemini tıbbı, nörobilimi kullanıyor adamlar. Onu öğreniyor ve onu taklit ediyor bir şekilde. Yani onun sistemlerini bilgisayar, e, burada da bilgisayar sistemine aktarmaya çalışıyor. E, bilgisayar sisteminde doğrudan doğruya sıfırla bir arasında değişen, fizikle ilgili elektronikle ilgili bir konu. Dolayısıyla tamamen iç içe geçmiş bilimler burada söz konusu. E, bu aslında e, önümüzdeki dönemlerde bu bilgisayar e, bilim yapay ağların belki chat gibi de bu e, geliştiricilerin e, bundan sonra çalışmaları da e, bir Nobel kazanabilir e, mesajını veriyor diye düşünüyorum. E, yani işte birçok insan ChatGPT'yi tabii ciddiyetsiz işler yapmak için kullanıyor. İşte tabii bu, buna bu sana verdiğim mesajın içine emojiler yerleştir ya da şunu işte komik <laughs> şiir haline getir falan gibi şeyler de yapıyorsun ama altında yatan teknoloji yani düşünsene bütün dile hakim üstelik hem bunun hem kimya ödülünü kazanan yapay zekacıların hem de tabii ki işte Hinton'un yaptığı başka her şeyin en şu anda bu fırlaması Transformer denen işte daha örüntüleri daha iyi keşfetmeyi becerebilen bir sinir ağı mimarisinden oluşuyor. Örüntü evet. keşfetmeyi iyi becermek ne demek yani? bu Bütün bilimlerde bu lazım yani. Bu, burada bir şey var ama ben insan olarak yüzyıldır bakıyorum fark edemedim bunun altında yatan ...örüntüyü ama bilgisayar... ...fark edebiliyor filan. Böyle şeyler... ...yavaş yavaş daha çok daha çok olacak. Yani Kimya Nobel'i direkt zaten... ...bundan olmuş bir şekilde. Evet. Burada fakat... ...Hinton'dan bahsederken... ...şöyle bir durum da var. Tabii ki bu... ...Google'a gitmiş hatırladığım kadarıyla. Orada çalışmış 10 yıl. Bu yapay... E, ...zekanın geliştirilmesinde. Fakat bir nokta var. Ben dedi... Aslında hiç bununla uğraşmak istemezdim. Ben bunun biraz tehlikeli de gördüğüm için bu yaptığım çalışmaları aslında neredeyse çöpe atabilirim anlamına gelebilecek sözler de söylüyor oradan. Yani bir entelektüel bakımından insanı aşabilecek yeni bir durum ortaya çıkıyor diyor. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Şimdi o, o konuda Hinton'a tam e, daha e, katılacak kadar yani onun dediklerine henüz ikna olmadım. Bazen biliyorsun bu Nobel aldıktan sonra ya da işte birileri Nobel alacak bir şeyler yapıyor. Ama ondan sonra hiç e, kendilerine yakıştıramadığımız başka e, saçma saçma şeyler de yapmaya başlayabiliyorlar. Yani Hinton o durumda demiyorum ama Hinton'da şöyle bir şey var. Geçtiğimiz sene Google'dan istifa ediyor. ...ya da emekli oluyor bilmiyorum artık ne, nedir onun adı yani dost ayrılıyor, bir şekilde, dost ayrılıyor, bir şekilde evet. ayrılıyor ve şunu diyor yani açıkçası ben onu ilk dediği konuşmasını da izlemiştim yani ben artık programlama yaparken filan hata yapmaya başladım yani yaşlandım ben filan gibi bir şey diyor artık kendimi bu yapay zeka güvenliği konusunda adayacağım diyor yapay zeka güvenliği dediği şey de işte yapay zeka evet. hakikaten umduğumuzdan çok daha akıllı çıktı... Bizi de şaşırtan şekilde e, akıllı çıktı. İşte ChatGPT ile konuşup ona bir takım problemler sorup onun doğru cevap vermesine falan ne kadar şaşırdığını anlatıyor hatta o konuşmasında. Ee, ondan sonra da bu böyle giderse iyice bizi aşacak bizden daha zeki bir şey kontrolden çıkarsa başımıza işte o e, bilim kurgu filmlerinde bahsedilen senaryoları e, andıran bir şeyler diyor. Yani bunun olmaması için e, çalışmamız lazım falan gibi bir şey diyor. Tabii evet. emeklilikte insanın yapabileceği bir şey bu çünkü bu bayağı sözel bir şey anlatabiliyor muyum? <laughs> ee, bu Bunun için hakikaten yani bilgisayar programlama konusunda dikkatini falan yavaş yavaş kaybetmekte olan birisinin e, geçebileceği bir e, şey, e, düzlem. E, o, o bahsettiği tehlikeye varana kadar yapay zekanın e, yaratacağı daha bir sürü tehlike var. Hoş yani hakkını yemeyelim ondan da bahsediyor. İşte bu sahte haberin e, tonlarca buna yazdırılabilmesi falan gibi evet. e, sahte Tabii. görüntüler falan filan onlardan da bahsediyor. Yani e, bu teknolojinin Hinton da dahil olmak üzere yani babası diyebileceğimiz adam da dahil olmak üzere bütün yapay zekacıları şaşırtan bir hızla geliştiğini zaten işte biliyoruz yıllardan beri söylüyoruz. E, o bunu e, yani şey yapmaya çalışıyor yani bir dakika genel olarak bir toparlanalım ne no, no oluyor burada e, deme açısından. Evet dediğine e, hak verebiliriz. Yoksa dünyayı onun ele geçireceğini ben e, zannetmiyorum. Dünyayı ele geçiren geçirmiş zaten. Bu daha <laughs> burada yani sen sermayeye hiçbir zaman kapital hiçbir zaman yapay zekanın dünyayı ele geçirmesine izin vermez demek istedin anladığım kadarıyla orada. Yapay zekanın kendisi de kapitalist <laughs> olur zaten bu. Yani o, bu, bu düzen böyle gider gibi <laughs> bir mesaj. <laughs> Hinton çok şaş şaşkın şaşkın karşılamış ödülü biliyorsun orada. E Fakat... Çünkü fizik ödülü, fizik ödülü. <laughs> yani ne alakası var? Yani... <laughs> Fakat anladığım kadarıyla şaşkınım derken yani bu alana, bu alanın asla Nobel ödülü alamayacağı konusunda bir fikri sabite sahip olduğu sanki anlaşılıyor. Aslında bu alanın Nobel alabilmesi için e, işte çaba sarf etmemiş. Bu sonucu çıkartabiliriz şaşkınım sözünden. Ama şeye e, bakıyoruz. Bakın istatistik, evet. fizikçiler, soyut bir takım disiplinlerin Nobel'in ilgi alana, alanı haline dönüşmesinden de çok memnun. E, yani, Harika bir şey diyorlar. Hinton Bilgisayar Biliminin Nobel'i diyeceğimiz bir Turing ödülü var. Mesela onu almış evet. birisi daha bir sürü bir sürü böyle bilgisayarcılıkla ilgili aklına gelebilecek ve bütün ödülleri almış birisi. Burada tek enteresanlık fizik komitesinin attığı gol. Yani bu zaten baştan beri fizikti. E, <laughs> bu harika şey de fiziğin bir parçasıdır gibi bir bir, bir şey demiş oluyorlar. Bir hani işin tuhaf tarafı herkesi şaşırtan tarafı o. Yani biz de bilgisayar mühendisliği bölümündeki arkadaşları Allah Allah, Hinton'a Nobel Fizik Ödülü vermişler diye şaşırdık. Yoksa adama ödül verilmesinde hiç şaşırtıcı bir şey yok. Ya yani evet. Yani bu fakat tabii ki bugünkü e, algoritmalarla çok da fazla ilgisi yok. Bu çok hızlı bir şekilde neler eklendi bu e, Hinton ve arkadaşlığının eee e, Temelini attıkları e, makine öğrenimi üzerine e, bugün neler öğrendi ve nereye geldik? E, şöyle e, bir kere öncesinden alırsak <laughs> yapay zekada iki tane kol vardı. Bir tanesi bilgisayara biz kendi bildiğimizi kendimiz bir programlama diliyle kodlayalım. E, bir şey öğretilecekse biz ona böyle elle öğretelim falan tipi diye, diye özetleyebileceğimiz bir kol ve o kol e, sembolik yapay zeka uzun yıllar bu e, Hinton ve arkadaşlarının savunduğu işte bağlantısal e, yapay zekacıları küçük gördüler hakir gördüler projeler e, almalarına engel oldular baya böyle e, drama var işin içinde ben 50 soruda yapay zeka kitabında biraz onlardan da bahsetmiştim sonunda evet. demin de dediğim gibi e, yani bu çelmelere rağmen belki bu yüzden hani bu geldiğimiz noktaya 20-30 yıl önce gelebilirdik e, buna rağmen hakikaten bir akademik kendi başına roman olabilecek bir şekilde bu Hinton inat ediyor. Yıllar boyunca inat ediyor ve sonunda zaman onu haklı e, gösteriyor. Ve işte e, sinir ağları denen şeyin büyük ölçekte çalışabileceğini gerçekten ciddi ciddi ona bir şeyleri çok sayıda örnek gösterirsen onun da onları öğrenip o işin profesörü olabileceğini Gösteriyor. Şu anda son birkaç yılda işte bu Hinton'ı da şaşırttı dediğimiz ChatGPT'nin altındaki teknoloji filan. Biraz içini açıp bakarsak Hinton sayesinde oluyor. O kesin. O yüzde yüz. Onun şaşırtan şey yani birileri sinir ağının içindeki bağlantıları şöyle bağlarsak daha iyi öğrenir diye bir şey keşfetmiş mesela. Anlatabiliyor muyum? Detayla ilgili bir bir keşif yapmış Google'da bir ekip. O şekilde işte o aynı verileri yüklediğin zaman, gösterdiğin zaman o sinir siniray çok çok daha iyi öğreniyor. Çok çok daha o örüntüleri, daha uzun örüntüleri, daha gizli örüntüleri daha iyi keşfediyor. Altındaki mantık yine Hinton'un mantığı yani. O anlamda hani adamın e, tarihteki yeri e, asla şey yapılamaz. Ama gördüğün gibi bir, 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 bir bazen böyle oluyor. Adamın kendisi şaşırıyor. Aman Allah'ım bu bunu böyle yaptı. Ben ölmeden önce bunun böyle olacağına hiç ihtimal vermezdim diyor ChatGPT ile konuşup ona işte 3-5 bilmece çözdürdüğünde. Bu gerçekten bir şok anıydı. Ben de halen onu atlatabilmiş değilim yani. Bu ilk ChatGPT ile tanışma anı acayip bir şeydi. Aha, Şimdi burada tabii ki e, ben e, bu konuda bir tartışmaları falan epide bir izlemeye çalıştım. Orada fizik mi değil mi tartışması e, konusu. Diyor ki bir tanesi ya bir yazıda ya Fizik olarak e, sayılıp sayılmayacağı kime sorduğunuzda bağlı olarak, olarak değişir diyor orada Parçacık fizikçileri ve kozmologlar bu, bu konuda biraz köpürüyor veya da kızıyor olabilirler. Ee, ancak sinir ağlarının uzun zamandır istatistiksel fiziğin bir parçası olarak kabul edildiğini de e, vurguluyor. Yani aslında burada yapılan fizik aynı zamanda. Diyorlar. ya yani Bu tartışma biraz eskimiş tartışma. Eski kafa tartışması da olabilir. Yani bilimleri bu kadar iç içe geçtiği bir dönemde her şeyin birbiriyle ilişkili olduğu noktada ağırlık olarak ne buldun? Kim ne buldu ve başlangıcını kim yaptı? Kim temelini attı sorusu. Senin de dediğin gibi bir ödülün Fizikçiye mi, kimyacıya mı, tıp tıpçıya mı e, verileceği e, konusunu bilinmez kılıyor. Öyle bir evet. döneme girdik Nobel evet. edildikten. Evet, yani bilgisayar biliminin altın çağı gibi bir şey yaşıyoruz. Zaten hani şimdi benim iddiama göre bu zaten böyle olması gerekirdi çünkü sadece bilgisayarlar hakkında bir şey değil. Ee, süreçler hakkında bir bilim, bilgisayar bilimi. Yani bu durumdan başlarsan tık 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 hangi durumlara nasıl gelebilirsin, hızlı mı gelebilirsin, yavaş mı gelebilirsin. Aslında çok derin düşündüğünde bilgisayar bilimi öyle bir bilim. O yüzden yani bir, biraz anlatırsam yani bilgisayar bilimini direkt e, fiziğin kapsamına alabilir fizik komitesi şimdi de yaptığı gibi ve de bizlere de e, e, Nobel ödüllerinin önümüzdeki e, seneler e, saydırabilir. Ee, bir de tabii bilim tek bir şey, doğa tek bir şey. Hani biz e, hepsini birden okumak zor olduğu için böyle kısımlara ayırmış durumdayız. Belki fazla kısmı ayırdık. Yani belki gerçekten e, biraz daha karıştırmak lazım. Belki işte ne bileyim de 4 seneden 5 seneye çıkarmak lazım lisansı ki çocuklar biraz daha e, geniş bir resmi görebilsin. Böyle bir de, e, se, şeye giriyoruz. E, evet. Enteresan devrimsel kim, bir kim? duruma geldik. Evet, bu Nobel ödüllerinde e, biliyorsun önce e, fizyoloji ödülüydü bunun adı. Ya da tıp mıydı? Karıştırmayayım. Fizyoloji veya tıp galiba. İki veya önce, var. Önce önce fizyolojiydi e, orijinal haliyle bildiğim kadarıyla hatırladım. Sonra ya bu fizyoloji e, tıbbın tıpla ayrılmaz bir parça deyip tıp lafını da eklediler. Nobel şimdi fizyoloji ve tıp diye geçiyor. Yani bu aslında bilimlerin bütünselliği açısından da Nobelci Nobel komitesinin ya da Nobel'i değerlendiren e, İsveçlilerin ilk e, parçası şeydi, bütünleştirici e, girişimiydi. Şimdi sıra geldi e, işte bizim diğer bilimlere. Yani fizik fizik değil artık, kimya da kimya değil, tıp da tıp da değil. Bilgisayar da bilgisayar bilimi de salt e, saf bilgisayar bilimi değil. Hepsi, her şey, hepsi bu durumda yeni bir dönem, yeni bir dönem açıldı e, bilimcilerin önünde. Bu güzel bir şey tabii. Evet, yani e, sevindirici olaylar bunlar. E, lütfen artık şu seneye de e, benim bahsettiğim e, kuantum e, algoritmasını keşfeden Peter Shor ve Charles Bennett ve Jill arada lütfen Nobel Fizik Ödülünü verirlerse onlar <laughs> da eksik kalmasın. Ee, yani Hinton'un fizik ödülünce hiç kimse bilmezdi ama bu alfa folducuların kimya Nobel'ini alacaklarını ben önceden söyledim ve tutturdum <laughs> yani. Evet. Yani e, bilgisayarcılar Nobel'leri e, toplayacak bir döneme adım attı diye sözümüzü bitirelim şimdiden. Bir gün herkes bilgisayarcı olacak. <laughs> Çok teşekkürler Cem. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere hoşça kal.